Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde eşkenar dörtgen ve deltoidten bahsedeceğiz. Şöyle bir giriş yapalım hemen. Eşkenar dörtgen, görüleceği üzere arkadaşlar, bütün kenarları birbirine eşit olan paralel kenara denir. Aslında özel bir paralel kenardır bu. Bir takım özellikleri var tabii bunun. Yine paralel kenarda geçerli olan birbirini gören açıların 180'e eşit oluşu, aynı şekilde buradaki de birbirini gören açıların 180'e eşit oluşu oldukça işimize yarıyor. Tabii bunun bir de ürünü vardı, onu da hatırlayalım. Çapraz açıların birbirine eşit olduğunu gösterirdi. Bu çaprazlarda yine beta olduğunu gösterir. Evet, bu kadarcık bildiğimizde hemen soruya geçmeyelim. Bir de şu köşegenlere dokunalım. Köşegenler demek arkadaşlar, bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalıyor. Evet, bu doğru. Ancak birbirini dik kesiyor. Burası oldukça dikkat çekici. Köşegenleri birbirine dik keser ve çizilen bütün köşegenler açı ortaydır. Bunu bazen tersten görmek gerekebilir. Bir açı ortay doğrusu üzerinde ya da buradan çizdiğiniz bir doğru açı ortaya gidiyorsa o aslında köşegendir de diyebiliriz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, şöyle bir bakalım, anlatılabilecek çok özel bir tablo yok. İlk örneğimize bir giriş verelim. İlk örneğimizde bu bir eşkenar dörtgen. İçeride de bir adet eşkenar üçgen var. Şuraya, kalemin rengini değiştirelim hemen. Şuraya eşkenar üçgen olduğu için 60 dereceleri yazsam. Sonra eşit olan kenarları çizsem. Bakın buradaki en büyük tüyo bu arkadaşlar. Bir eşkenar dörtgende, bir eşkenar üçgende, karede, dikdörtgende, hatta çokgenlerde de bunu söyledik. Eşit olan kenarları göstermeniz ikiz kenarı görmek için çok işinize yarayacaktır. Şimdi buralarda eşkenar dörtgenden dolayı eşit. Bakın sol tarafta bir ikiz kenar üçgen oldu. AD EA'ya eşit. O zaman bu açı 80 ise bu açı da 80. Toplamları 160 yapar. Şuraya bir 20 derece kalır. Devam edelim. Burası 20 derece ise birbirini gören açılar toplamı 180'di. Buraya 100 kalması gerekiyordu. 100'ün 60'ı çıktıysa geriye 40 kalır. Ve görüleceği üzere yine burada da bir ikizkenar üçgen var. Yani tepe açısı 40 ise geriye kalan 140, 70, 70 bölünmeli. İşte aradığımız x 70 derece. Evet, şöyle bir sorulara bakalım. Mesela şu soruya bakabiliriz. Bir eşkenar dört gelmiş ABC'de. DE'de açıortay. DEB 96 derece ise alfa kaç derecedir diye ilerliyor. Şu açılara x desem. İki tane x. Z kuralından bizim aradığımız alfa 2x olur. Peki ne demiştik? Köşegenler açıortay demiştik, değil mi? O zaman buraya da 2x demeliyim. Peki burası 4x. Birbirini 180'e tamamlayacağına göre C açısına 180 eksi 4x yazabilirim. Şimdi bunun getirisine hemen söyleyeyim getirisine. Şu üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan üçüncü dış açı, yani 96'ya eşit. O halde denklemimizi kuralım hemen. 180 eksi 4x artı x eşittir 96'ya. Evet, bu işlemin sonunda 96'yı bu tarafa, eksi 4x artı x yani eksi 3x'i bu tarafa alırsak 3x eşittir 84 kalır. 84 arkadaşlar 3'e bölündüğü zaman 28 yapar. Bir tane x'in 28 yaptığını bulduk. Ama daha önceden de söylediğim gibi x'i bulmak soruyu çözdüğünüz anlamına gelmez. Bakın alfa isteniyor, yani 2x isteniyor. O halde 2x eşittir 56 demeliyim. Doğru cevabımız 56 derece. Evet, bir başka soruya daha bakalım. Örneğin şu 4'e bakabiliriz. Burada gençler 5, 7 verilmiş, 9 verilmiş. Şimdi tabii burada birazcık üzerine düşünülmesi gereken küçük nüanslar da var. En önemli nüans bence eşkenar dörtgenin dik yükseklikleri. Buradan çizdiğiniz dik yükseklik, buradan çizdiğiniz dik yüksekliğe eşit olmalı. Çünkü bu bir eşkenar dörtgen. Eğer bunu bilmiyorsak kurallar arasına ekleyebiliriz hemen. Sonra burada herhangi bir yerden çektiğiniz dik yükseklik de bunlara eşit olmalı. O zaman şurayı bir temizlersem, bakın şimdi DF yükseklik ve 12 birim. O halde buradaki EH uzunluğunu yukarıya doğru biraz uzatırsam bunun da 12 birim olması gerekiyor. Ve 5'ten geriye, 9'dan geriye 3 birim kalması gerekiyor. Peki öyleyse
Şurada bir hesap yapabilirim. 5 var, 3 var, dik üçgen. Şuraya 4 birim kalır sanırım. Bir de açıları adlandırırsak her şey ortaya çıkar. Şu D'deki açıya alfa, 90'a tamamlayanı beta. Büyük üçgende yani FDC'de alfa 90, beta. Hadi gelin benzerlik kuralım. Benzerliği de kısaca bir hatırlayalım. Küçük üçgende betanın karşısında 4, büyük üçgende betanın karşısında 12. Küçük üçgende 90'ın karşısında 5 varsa büyük üçgende 90'ın karşısına şunun hepsine K demiş olalım. K. Bakın bu 3 katına çıkmış. Bu da 3 katına çıkmalı. Yani K dediğimiz sayı 15 olmalı. Burası 15 olursa 15 olursa 12, 15 ve bir dik üçgen. Demek ki burası 9 birimmiş. Peki FC 9 ama bir kenarın 15 oluşu x'in 6 olduğunu gösterir. Doğru cevabımız 6 birim. Peki uzunluk genel anlamda böyle değerlendirilebilir. Birazcık da alandan bahsedelim. Eşkenar dörtgende alan nasıl bulunuyor? Bir tane yükseklik bize yeter de artar. Bir de taban tabii. Yeter de artar. Hangi yükseklik, hangi taban? Bu paralel dörtgen gibi değil. Burada fark etmiyor. Çünkü buradan değerlendirdiğiniz zaman yükseklik her neyse, buradan değerlendirdiğinizde yükseklik aynı uzunluk. Buradaki taban her neyse, buradaki taban da aynı uzunluk. Kısacası A çarpı H'ı gördüğünüz zaman alan bitmiş demektir. Ya da ola ki size köşegenleri verdi. Böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar iki köşegeni çarpıyoruz ve köşegen çarpımının yarısı alan veriyor. Bunu nereden hatırlıyoruz? Bunu hemen şöyle kısaca bir şey yapalım. Genel dörtgenlerde arkadaşlar köşegenler birbirini dik kesiyorsa çarpımlarının yarısı yok. Belli bir açıyla kesiyorsa çarpımlarının yarısı çarpı sinüs alfa ile buluyorduk. Böyle bir hatırlatma yapmış olalım. Örneklerine geçecek olursak ilk örneğimiz yine bir eşkenar dörtgen, burası 8, 2, 10. Bu gibi sorularda ne yapılabilir? Az önce söylediğim gibi D'den inilen bir tane dik yüksekliğin uzunluğu 8, önünde 2 birim bırakmış. Ben de aynısını burada yapabilirim. D'den aşağıya doğru bir dik uzaklık çizer, yükseklik çizer. Buna 8 birim, önünde kalan da 2 birim diyebilirim. Şimdi görüleceği üzere tabanın tamamı 10'du. 10'un ikisini kopardınız. Şuraya 8 kaldı. İşte size Pisagor. 8, 8, 8 kök 2. Ya da kısacası 45, 45, 90 üçgeni diye bir hatırlatma yapalım. Böyle bir üçgende kenarlar her neyse 90'ın karşısı bunun kök 2 katı oluyordu. Bununla alakalı birazcık örneklere bakalım. Mesela şu örnek 7 der ki eşkenar dörtgenin alanı 96. Şimdi tabii eşkenar dörtgeni biraz incelesek daha isabetli olur. Çünkü burada size hatırlatmak istediğim bir şey var. Açıortay, açıortay. Demin dedik ki açıortaylar bir noktaya değiyorsa o köşegen üzerindedir. O halde şu A noktasıyla O'yu birleştirdiğimiz zaman tam olarak açıortay köşegen doğrusudur tam olarak. B ile burayı birleştirdiğimizde de yine köşegen doğrusunu çekmiş oluruz. BD ve AC köşegenleri çizildi. Peki köşegenler birbirini dik kesiyordu. Köşegenler birbirine dik kesiyor. Doğru. Onu da gösterelim hemen. 90 derece. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bütün alan 96'ymış. Görüleceği üzere arkadaşlar 4 tane eş alanımız var. 96'yı 4'e bölersek her bir alan için 24 ifadesini buluruz. 24 ve 24. Yukarıdaki alan için 6 ile şuraya y dersem eğer 6 ile y'yi çarpıp 2'ye bölmenin sonucu 24 ise y'ye kısacası 8 diyebiliriz. Y eğer 8 ise 6, 8 ve 10 üçgeni gözümüze takılabilir. Evet, doğru cevabımız 10. X eşittir 10 birim olmalı. Evet, bir sonraki sayfaya bakalım. Örnek 8'e bakacak olursak, örnek 8'de 8 ve 12 verilmiş. Bütün alan kaçtır deniliyor. Çok kolay bir soru kalıbı. Çünkü bu bir eşkenar dörtgense buranın tabanı da 12 birim olmalı. Sanırım gayet açık. Tabanı 12, yüksekliği 8, çarpımları alan vermeli. 96 olmalı. Evet, bu gibi örnekleri biraz daha şekil örnekleri biraz daha kullanabiliriz. Mesela örnek 11'e bakalım bir de.
Örnek 11'de arkadaşlar o ağırlık merkezi. Hemen hatırlayalım. Ağırlık merkezi olması için bir cismin köşegenlerinin buluştuğu yerden geçmesi gerekiyordu. Peki sizin köşegenlerinizin geçtiği nokta eşkenar dörtgene ait ise bu çakıştığı yerde 90 derece olmalıydı. Peki bu 90 derecenin olduğu yerden 90 inmesi acaba Öklit'in bir işareti olabilir mi? Evet, bu Öklit sorusu. O halde 6 ile 3'ün çarpımı olan 18 buranın karesi yapıyor. Yani burası 3 kök 2. Alan içinse arkadaşlar bu alanı bulup 4 ile çarpabilirim. Tabanı 9, yüksekliği 3 kök 2. Bu ikisinin çarpımının yarısı, o da 27 kök 2 bölü 2 yapar. Ve buradan arkadaşlar bunu 4 ile çarparsam, çünkü bu şu taralı olan bir parçacık alan. Bunu 4 ile çarparsam bütün alan karşımıza çıkar. Sadeleşme sonunda 2 kalıyor. 2 kere 27, 54, yanında da kök 2 durur. Doğru cevabımız 54 kök 2 birim. Evet, genel anlamda deltoid eşkenar dörtgen bu. Genel anlamda anlatılacak ifadeler bunlar.